Değerli izleyenler, Bir Huzura Doğru programında yine sizlerle birlikteyiz. Bu ilk bölümde Osman Ünlü hocamız her zaman olduğu gibi yanımızda. Kendisiyle sohbet edeceğiz. Sizlerin merak ettiği konulardan biri daha var. Yine önemli bir konu. Bunu sormak istiyoruz şimdi. Hocam, namazların kaza edilmesiyle ilgili olarak sorumuz. Şimdi daha önce söylemiştiniz, yine vaktinde kılınamayan namazlar kaza edilmelidir diye. Şöyle bir soru var. Şimdi öyle bir zamandayız ki adam diyelim ki 15 yaşında buluğa erdi. 45 yaşına kadar diyelim ki namaz kılmadı. Arada var 30 sene. Bundan sonraki ömrü nedir bilemeyiz ama 30 sene de az bir şey değil. Beşer vakitten olsa. Yani sen bunların hepsini kaza edeceksin deyince adamı hakaret etmiş gibi de olabilir. Zoruna da gidebilir. Bu işin bir kolay yolu var mıdır? Birincisi bunu sormak istiyoruz. Ve bu kazaların mutlaka yapılması gerekir mi? Diğer sorumuz. Şimdi Türkiye'de de var şimdi. Öyle söyleyen veya konuşan. Efendim işte namazlar vaktinde kıldın kılamadın kazası mazası gerekmez. Türkiye'de diyenler var. Bunlar İbn-i Teymiyeci'dir. İbn-i Teymiye ehli sünnet değildir. Mücessime fırkasındandır. Yani Allah-u Teala'yı cisme benzetenlerin fırkasındandır. Yani ehl-i sünnet alimlerinden değildir. Hanbeli mezhebindeki bazı şeyleri almış, kendi kafasına göre aynı şekilde bildirmiştir. Ve iştihat makamında falan da değildir. Vehhabi denilenler. Vehhabiler de zaten ondan ilham almışlardır. Yani onlar da öyle diyorlar çünkü mesela şu anda. Evet. Suud'da bulunanlar. Aynen öyle. Dolayısıyla mesela bizim Vatfı İlahiyat çıkıştayız. Bizim Vatfı okullarında falan da bu şey gibi İslam büyük alim falan diye tantanası ediliyor ve anlatılıyor. Halbuki hiçbir alakası yok. Şimdi mesela bizi hasbelkader böyle denk gelse, izlese, dinlese hemen homurdanmaya da başlarlar. Hemen homurdanmaya başlarlar. Halbuki bunların da iyi araştırması ve dikkatli bakması lazım. Kitaplarda açık net. Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir seriyeden dönüyorlar. Bunu da anlatan Bilal-i Habeşi radıyallahu anh hazretleri naklediyor, kitaplara geçmiş. Bir yerde konaklıyorlar. Gece. Gecenin diyelim ki ikisinde, üçünde. Yorulduk buyuruyor. Resulullah Efendimiz konaklattılar. Ama Resulullah Efendimiz döndü bize, buyurdu ki birimiz nöbet tutsun, biz sabah namazına kaldırsın. Kim tutar? Kimsede mecelle yoktu diyor. Ben dedim ki ya Resulallah, ben nöbet tutarım. Resulullah Efendimiz bana dedi ki uyursun. Yok, uyumam ya Resulullah dedim. Ama başka da talip olmayınca peki buyurdular. Uyandım. Uyandım ama diyor güneş diyor yanağımı ıstığı zaman uyandım. Yani güneş doğmuştu. Namaz geçmiş yani. Namaz vakti, geçti. Sabah namazının vakti çıkmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün orada bulunanların, seriyede bulunanların hepsine emir verdi. Herkes abdestini aldı. Cemaatle sabah namazını, kazasını kıldık buyuruyorlar orada. Ve Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bizi uyandırmayan Rabbimdi. Ümmetimin başına böyle bir sıkıntı gelirse, vaktinde namazı kılamazsa nasıl kaza edileceğini öğretmek için bizi uyandırmadı. Resulullah Efendimiz böyle buyuruyor. Bu bir. İkincisi, yine özür dilerim, cemaatle kılmaları orada hepsinin aynı vakiti. Aynı vakit olduğu için kıldılar. Yani yoksa kaza namazı hani. Tabii. Mesela diyelim senin de kaza borcun var, benim de sabah namazı. İkimiz cemaatle kılamayız. Niye? Seninki 10 sene önce, benimki 30 sene önce. Aynı vakit değil ki. Doğru. Aynı vakit değil. Onlarınki aynı vakitti. Aynı vakit. Aynı vakitti. Onun için cemaatle kıldılar onlar. Biz de mesela diyelim ki seferdeyiz, öğleyi kılamadık beraberce. İkini de cemaatle yapabiliriz onu. O günkü öğleyi kılabiliriz. O günkü öğleyi kılabiliriz ama evet, öncekileri hayır. Yapamayız onu. Bakın bir hadis-i şerifte buyuruyor ki, bir namazı uykuda geçiren veya unutan bir kimse, hadis-i şerif bu, sonraki namazı cemaatle kılarken hatırlarsa, mesela sabah namazını uyudu, uyanamadı. Kuşluk vaktinde kaza etmeyi de unuttu. Öğle namazı camiye gitti, farzla cemaate durdu, hatırladı. Hatırlarsa imamla namazı bitirip, çıkmaz namazdan, bitirip sonra önceki namazını kaza eder, sabah namazını kaza eder. Kaza eder buyurmuyor, kaza etsin. Hadis-i şerif bu. Evet. Bundan sonra imamla kıldığını tekrar kılsın. Tek başına artık kılacak. Evet. Tertip sahibi bu. Tertip sahibi. Bunun kaza borcu, başka kaza borcu yok. Yok. Evet. Kaza borcu tertip yok. Sahibi, tertip sahibi. Evet, tertip sahibinden murat odur. Dolayısıyla
Beş vakit namaz anlatılırken kitaplarda buyuruyor ki vaktinde kılmaya eda denir. Vaktinde kılmadıysa çünkü farzdır, farz ayındır. Vaktinde kılamasa kaza etmesi de aynı şekilde farz ayındır. Farz ayındır. Ve mesela Dürül Muhtar'da İbn Abidin'de Merakül Felah, Tahtavi Aşiyesi'nde, Dürül Müntekada ve Cevhere'de diyor ki bir Müslümanın herhangi bir namazı vaktinde kılmaması kütürlü olur. Bir, özürle kaçırmasıdır. Namazı özürle kaçırmaya fevt etmek denir. Haram, mekruh, bidat işlememek ve farzı vacibi kaçırmamak, hatta geciktirmemek için sünnet terk edilebilir. Fevt etmek bir özür sebebiyle. Diyelim ki öyle bir yerde ki ne abdest alabilecek bir zemin var, ne namaz kalabilecek zemin var. Mesela Hanbeli mezhebine göre diyelim ki birleştirmeyi de seferde Maliki ve Şafii mezhebine göre birleştirmeyi de bilmiyor. Kılamadı. Bu içi yanıyor aslında namazı kılamadım diye. Ama şartlar namüsait. Buna fevt etmek denir. Buna fevt etmek denir. Bu şekilde böyle bir özür sebebiyle, uyumak, unutmak sebebiyle çarptıysa buna fevt etmek tabiri kullanılmış. Fevt etmek. Dolayısıyla Hanefi mezhebinin temel fıkıh kitaplarında bu şekilde namazı fevt etmişse, hatta yolcudur, bir günlük, iki günlük bu şekilde böyle namazını kılamadıysa, şartlarına müsait olup kılamadıysa buna fevt etmek denir. Onun için Hanefi mezhebinin temel fıkıh kitaplarında böyle olan bir Müslüman beş vakit namazın sünnetleri yerine sünnetlerini yine kılar. Diğer kitaplarda bildiren sünnetleri kılar. Bu ayrıca kaza eder. Niye? Zaten aynı şekilde bunun bir günlük, iki günlük kaza namazı nereden bakarsan bak 20-40 rekat eder. O da 40 dakikasını alır. Evet. Onun için Hanefi mezhebinin temel fıkıh kitaplarında yani sünnetleri kılarken falan sünnetleri terk etmez ifadesi geçiyor. Beş vakit namazı sünnetleri terk etmez. Fakat İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri sonra geliyor. İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri Eshab-ı Kiram'ı gördü. Dolayısıyla onların zamanında bir kimsenin böyle bir aylık, altı aylık sizin de dediğiniz gibi efendim buluğa erdikten sonra 30 yaşına gelinceye kadar namazla alakası olmayan bir durum söz konusu değil. Onlar hayal bile edemez böyle bir şeyi. Onlar da bir vakit, iki vakit, üç vakit bilemedin işte bir günlük, iki günlük yolcudur onun için. Veyahut da baygın kaldı onun için kılamadı. Evet. Hastaydı onun için kılamadı. Bir özrü vardı falan. Bunun dışında onların öyle bir kaza kalma durumu söz konusu değil. Buna fevt etmek denir. Özürle kaçırılmıştır. Özür sebebiyle namazını kılamamıştır. Dolayısıyla bu kimsenin hemen aynı şekilde kazasını yapması, beş vakit namazın sünnetlerinde kılması lazım. Hanefi mezhebinin temel fıkıh kitaplarında anlatılan hüküm bu. Şimdi zamanımızda da bunu alıyor diyor ki bak diyor kitapta böyle yazıyor diyor. Kitapta böyle yazıyor. Fakat sonraki Hanefi alimleri ve İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri buyuruyor ki kazaya kalan namaz borcu olan kimsenin ona ikincisine namazı vazife bildiği, ehemmiyet verdiği halde tembellik de terk etmesidir. Demek de terk etmiş. 30 yaşına kadar kılmamış. Aklı başına gelmiş. Bu fevt olunmuş namaz değil artık. Değil. Bu terk edilmiş namaz. Terk edilmiş namaz. Evet. O fevt edilmişti. Bu terk edilmiş namazlar için İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri açık net bir şekilde buyuruyor ki bu kimsenin durmadan uyumak, çoluk çocuğun nafakasını temin etmek, yemek içmek, bunun dışında kalan vakitlerinde durmadan kaza kılması ve hatta beş vakit namazın sünnetlerini kılarken de bunlara kazaya niyet etmesi, teravih namazını kılarken de bunların kazaya niyet etmesi, başka nafilelerle, namaz içinde nafilelerle uğraşmaması lazım. Uğraşırsa? Haram olur buyuruyor. Oo. Haram olur, günah olur. Namaz kılarak haram işte. Evet. Çünkü önce Allah-u Teala sünnetleri sormayacak, farzları soracak. Vaktinde kıldın mı? Kılamadıysan da bunu kaza ettin mi diye soracak. Ahirete hesaba çekilecek bu. Sonraki Hanefi alimleri de mesela Nevadir-i Fıkhiye kitabı var. Süleymani Kütüphanesi'nde var. Arapça el yazması bir kitaptır. Orada da aynı şekilde İbn-i Nüceym'den bir nakil var. Buyuruyor ki Hanefi mezhebinde olan bir Müslüman da kazaya kalan namaz borcu varsa bu kimse de 30 yaşına gelmiş, 40 yaşına gelmiş. Sünnetleri kılarken falan boş zamanlarında sünnetleri kılarken nafile namazlar yerine durmadan bu kimsenin kaza kılması lazım. Bir an önce borçtan kurtulması lazım. Niye borçtan kurtulması lazım? Çünkü bir namazı özürsüz vaktinden sonra kılan 80 hukbe cehennemde kalacaktır buyuruyor. Ve bir hukbe 80 senedir, her senesi 360 gündür, her günü 80 dünya senesidir. Oho, yani hadis-i şerif bu. Terkibus salat da geçiyor bu hadis-i şerifte. Yani bu kadar mühim mi? Bu kadar mühim tabii ki. Bu kadar mühim. Onun için dört mezhepte de bir kimsenin kazaya kalan namaz borcu varsa, bu kimse boş zamanlarında durmadan kaza kılacak. Beş vakit namazın sünnetlerini kılarken de kazaya niyet edecek. Ha bazıları diyor ki sünnetler terk edilmez.
O sünnet deyince de niye anlıyorlar bilmiyorum. Mesela Hanefi mezhebinde abdest alırken başın tamamını meshetmek sünnet ama yapmaz bunu. Abdest alırken yüzünü kıbleye döneceksin, bunu da terk eder. Her uzvu ayrı ayrı üçer defa yıkamak sünnet, bunu da terk eder. Bunların hiçbirisini yapmaz. Ondan sonra da mesela ezanı yüksek yere çıkarak okumak sünnet ama müezzin efendi karşı gelir, sünnetler terk edilmez. Sünneti terk ediyor, tamam mı? Onların hiç haberi yok. Ya herhalde sesle okumak. Sünnet deyince beş vakit namazın sünnetiyle şeylere, bir de sünnet erkek düğünü. Çocukların sünnet olmasını, evet, sünnet diye biliyorlar. Yani. Yemede, içmede, giyinmede, oturmada, kalkmada dinimizin bildirmiş olduğu sünnetlerin hepsini katlediyor. Bırak sünnetleri, farzları katlediyorlar. Farzları katlediyorlar. Ama buraya gelince de aman diyor, sünnetlerin yerine kaza kılma. Ya bu adam aynı şekilde yarın ahirette bunların hesabını verecek. Boş zamanlarında da sünnetleri kılarken de bu adam durmadan kazaya niyet etmesi lazım. Onun için Hanefi mezhebinde sabah namazının sünnetine vacip diyen alimler var. Bu kimse her gün beş vakit namaza başladıysa sabah namazının sünneti hariç, öğlenin ilk sünnetine ilk kazaya kalan öğlenin farzı, son sünnetine ilk kazaya kalan sabahın farzı, ikindinin sünnetine ilk kazaya kalan ikindinin farzı, akşamın sünnetine ilk kazaya kalan akşamın farzı deyip üç rekat, yatsının ilk sünnetine ilk kazaya kalan yatsının farzı, son sünnetine de ilk kazaya kalan vitir namazı diyecek, 3 rekat olarak kılacak, onun sonra vaktin vitirini kılacak. Böylece bir günlük burada kaza borcu. Bir günlük kendisi veyahut da 2 günlük orada. Her gün böyle 3 günlük kaza namazı kılsa bir sene içerisinde bu 3 senelik kaza borcunu öder. Evet. Nitekim bizim mesela TGRT FM'deki o İslam ve Toplum programında dinleyicilerden samimiyetle eğilip mesela diyor ki 15 senelik namazı her gün 5 günlük kaza kılmak suretiyle 3 senede bitirdim diyenler olmadı mı? Oldu. 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 Hatta bir arkadaşım birisi anlatmıştı. Biz dedi bunu dedi bir anlatmıştık da dedi böyle itiraz ettiler dedi. Efendim olur muymuş da gelir miymiş de yapılır mıymış falan filan dediler dedi. Biz dedi daha sonra bir sene sonra tekrar, yok 5 sene sonra tekrar buluştuk dedi. Gene onlar aynı şekilde olmaz olmaz diyorlar dedi. Bir tanesi demiş ki ya o 5 senedir ben kaza kılıyorum. 5 senelik borcum bitti. Siz daha başlamamışlar bile. Onun için efendim kazaya kalan namaz borçlarını boş vakitlerde ve nafile namazlar yerine durmadan kılmalı, bir an önce bitirmeli. Çünkü ahirette bunun hesabı ağır olacak. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.